Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yine bir test denemesi yapacağız. Öncelikle ikişer tane farklı ağaçlardan gül, erik ve incirden kalem aldık. Bunları biraz daha düzelteceğiz. Bunları 3 farklı yerde köklendirme denemesi yapacağız. Bir tanesi perlit, bir tanesi perlit artı toprak, bir tanesi de köklendirici tozları, doğal gübre, organik gübre, perlit karışımı olacak. Öncelikle şimdi kullanacağımız kalemleri kesme işlemine geçelim. Şimdi öncelikle gömeceğimiz kısmı 45 derece açıyla kesmemiz lazım. Evet, şöyle görüldüğü gibi kestik. Bu kalemleri tercih etmemin sebebi de gül çok hızlı kök salan bir bitki. Bunun için biz bilimsel deneylerde genellikle böyle yaparız. Hani sonucu %100 olacak şeyleri kullanırız ki verimliliği ölçmek açısından, yani büyük olasılıkla kök vereceği için hangisine daha fazla kök vereceğini gül üstünde görmüş olabileceğiz. İncirleri de yine bu boy yine yeterli. Evet, bunları kullanmamızın sebebi gül, incir veya erik ağacı köklenmede bayağı hızlı gösteriyor yani sonuçları. Biz patlatacak yerleri seçmeye çalışıyorum. Evet, bir önemli husus da biliyorsunuz ki kestiğimiz yerlerden kuruma olmaması için işlemi yapana kadar o kısmı suda tutuyoruz. Yani bu süre çok az bile olsa, şöyle yaptık, çok az bile olsa dediğim gibi suda nemli kalmasını istiyoruz ki o dokularımız kurumasın. Şimdi ilk önce bir tanesine dediğim gibi topraklı karışım yapacağım. Toprağımız da torflu, yani su tutma kapasitesi yüksek bir toprak. Evet, şimdi karıştıracağım. Evet, şimdi sadece toprak ve perlit olan kabımıza hepsinden birer tane koyacağım. Perlit ne diye sorarsanız şöyle göstereyim. Çok hafif böyle kaktüs aldıysanız onların içinde zaten mevcut. Böyle mantar köpüğü gibi strafor tarzı bir kayaç. Çok hafif. Şöyle bastığında da dağılabiliyor. Bunun özelliği su tutması. Su tuttuğu için de köklendirmeyi sağlıyor. Şimdi yani incir, gül ve eriğimizi üstünü kapatmayacağım. Sadece 10 günde bir sulayacağız ve gelişimi bakacağız. Ayrıca eğer üst dallarında şöyle açıklık varsa, oraya da elinizde hiçbir şey yoksa mum ısıtıp buralara damlatabilirsiniz. Bu da buradan kurumaları engelleyecektir. Ben de birazdan yapacağım. Bu kısımlara dediğim gibi mumu eritip damlatacağım. Üstlerden kurumayı önleyeceğiz. Evet. Şimdi buna da perlit artı, biliyorsunuz yaptığımız şu köklendirici tozumuz var. Onu da videonun sonuna eklerim. Oraya bakabilirsiniz. Bir de yaptığımız organik gübre var. Böyle değişik mineraller içeren. Bunlardan birazcık koyacağım ve ikisinin sonuçlarına bakacağız. Bakalım köklendirici tozlu perlit mi yoksa perlit artı toprak mı daha iyi verim gösterecek bize. Şeffaf şeyler tercih ediyorum çünkü köklenmeyi birebir izlememiz gerekiyor. Evet, direkt içine uyguluyorum. Normalde köklendirici tozuna çeliklerimizi batırıp öyle gömmemiz lazım ama burada içeride bir karışım sağlayacağım ben. Homojen olarak sulandıkça da yayılacaktır. Şimdi
Şimdi buraya da çeliklerimizi ekiyorum. Sonra tabii ki sulama da yapacağız. Sulayınca zaten yerleşiyor. Şöyle biraz daha. Evet, sulama işlemini de yaptık. Dediğim gibi 10 günde bir sulamaya devam edeceğiz. Ve sonuçları takip edeceğiz. Şu üst kısımları lütfen mumla kapatmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Evet, şimdi biliyorsunuz ki Perlit'te bir test yapmıştık. Tabii şu anda çok zamanı değil ama bunu yaparken çeliklerimizde, kalemlerimizde suyun biraz olması lazım. Öncelikle şimdi bu taraftaki topraklı karışım, bu taraf sadece perlit. Burada gül başta yaprak açtı. Bu da tabii istemediğimiz bir şey. Yaprak açmaması lazım kök vermesi için. Yapraklandı ve sonra kurudu. Aynı şekilde perlitli olanda da aynı şekilde oldu. Ben erikten birazcık umutluydum. Erik de birazcık filizlendi, yaprak açtı ufak. Ama sonra tekrar kurudu. Yine topraklı perlitte de aynı şekilde erik için. Ama incirde şöyle göstereyim. Bakın, efsane bir kök yapmış incirimiz. Şöyle yaprağını da açtı. Ama topraklı perlitte henüz bir kök yok. İkisi bu arada aynı ortamda. Test yaptığımız için aynı ortamda, aynı şartlarda, aynı suya, aynı ışığa maruz bıraktık. Şu anda tabii ki verim aldığımız için siz de yapmak istiyorsanız toprak perlit karışımı değil, sadece perlit. Sanırım bunun için bir de biz kendi yaptığımız organik köklendirici tozu da atmıştık diye düşünüyorum. Videonun başında olacaktır koyarken. Söylemişimdir. Yani dediğimiz bu kavanozlu deney grubumuz verimli çıktı. Gül ve erik içinde muhtemelen doğru şartlar oluşturursak bunlar da perlit ve yaptığımız organik köklendirici tozuyla iyi sonuçlar alacaksınız. Devam edecek denemelerimiz. Bu şekilde bunun ekimini de sonra yaparız. Tabii ne olur şu anda bilmiyorum ama incirin de şu uç kısmı biraz yeşil duruyor. Belki yapraklanabilir, bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Testlerimiz yine devam edecek. Kanalımızı beğeniyorsanız, videoları takip ediyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şu köşede Instagram adresimiz var. Onu da takip edebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşırsanız da memnun oluruz. Bu arada alt kısmı, videonun alt kısmına destek linki ekledim. Oradan da kanalımıza bağış yapıp destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.